Merhaba, KobiYelp uygulamasında dövizle döviz kur tanımlamaları nasıl gerçekleştirilir? Bugün bundan bahsedeceğiz. Bunun için kendi hazırlamış olduğumuz dokümandan da yararlanabiliriz. İlk olarak menüde kartlar, genel tanımlar, döviz tanımlarını seçiyoruz. Uygulamada da gösterecek olursak kartlar, genel tanımlar, döviz tanımlarını seçiyoruz. Karşımıza döviz tanımları yeni kayıt ekranı açılıyor. Daha önceden tanımlanmış olan döviz tanımlarını bulmak için ara bul tuşuna basıyorum. Ve Türk lirasının doların tanımlı olduğunu görüyorum. Dokümanda yer aldığı gibi Euro'nun tanımını gerçekleştirmek için yeni kayıt ekranında kodu kısmına Euro'yu yazıyorum. Uluslararası kodunu da dokümanda belli edildiği gibi giriyorum. Adına Euro olarak tanımlıyorum. Alt biriminde 2 olarak giriyorum. Kaydet butonuna bastığım zaman kaydım gerçekleşmiş oluyor. Kaydın gerçekleşebilmiş olduğunu kontrol etmek için ara bul butonundan kontrolünü sağlıyorum ve Euro'nun tanımlanmış olduğunu görüyorum. Döviz tanımları bu şekildeydi. Döviz kurlarının girişi için de eğer sistemde bunu otomatik olarak gerçekleştirmek yerine manuel olarak gerçekleştirmek istiyorsak sağ üst taraftaki günlük döviz turlarına tıklıyoruz. Ve karşımıza döviz tanımları ekranı geliyor. Burada ilgili girmek istediğimiz tarih aralığını belli ediyoruz. Örneğin 19.11.2020 tarihini bul diyorum. Euro'yu daha yeni tanımladığım için serbest piyasa değeri şu an sıfır olarak gözüküyor. Ben bunu kendim değerini aktarmak istediğim için alttaki tarih aralığını da ilgili tarih aralığına girerek belli ediyorum ve Merkez Bankası'na bağlanıyorum. Burada verilere ulaşıyorum. Değerleri aktar dediğim zaman Euro'nun serbest piyasa değeri de otomatik olarak aktarılmış oluyor. Kaydet butonuna bastığım zaman kur bilgileri kaydediliyor. Sistemde bunu bu şekilde manuel olarak gerçekleştirebiliyoruz. Ama otomatik olarak gerçekleştirmek istersem eğer bunu da ayarlar program parametreleri kısmından gerçekleştiriyorum. Karşıma genel program parametreleri açılıyor. Bu kısımda döviz olarak aratıyorum. Ve burada döviz fiyatlarını açılışta güncelle 132 kodlu parametre ile karşılaşıyorum. Değeri 1 olarak belli edilmiş. Yani burada demek istiyor ki döviz fiyatlarını her açılışta, her güncellendiği zaman otomatik olarak aktarımı sağlansın. Eğer 0 olsaydı bu otomatik işlemi gerçekleştirmeyecekti. Bunu 1 olaraktan kaydediyoruz. Kayıt başarıyla saklanıyor. Genel olarak hangi alanda kullanıldığını göstermek için işlemler, fatura, satış faturasını seçiyorum. Örneğin ön satış faturası ekleyelim. Satış faturası ekranında döviz türünü dolar olarak seçeceğim ve kurum otomatik bir şekilde gelmiş oluyor. Kısaca döviz tanımları, döviz kur girişleri bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.